Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda örgü yaban Mersin nasıl yapılır onu gösteriyor olacağım. Son görüntümüz bu şekilde olacak. Çiçeği, sapı ve yaprağı olmak üzere 3 parça halinde öreceğiz. Çiçeğini yapmak üzere mor ipimi alarak başlıyorum. Sihirli halka oluşturuyorum. Halkamı sabitledim. Halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Daraltıyorum ve ilk yapmış olduğum sık iğnenin içine girip ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Son yapmış olduğum ilmeğe ilmek belirticimi takıyorum. İkinci sıramdayım. Bu sırada her ilmeğin başına iki tane sık iğne yaparak arttırma yapıyorum. Sıramın sonunda 12 sık iğnem olacak. 1 ve 2. Bir sonrakine giriş yapıyorum. 1 ve 2. Hemen sonrakine giriyorum. 1 ve 2 bir sonraki zincirime girdim sık iğne yaptım ve aynı yere bir sık iğne daha yaptım bir sonrakine girdim sık iğne yaptım ve aynı yere bir sık iğne daha yaptım son ilmeğimdeyim oraya da iki tane sık iğne yapıyorum bir ve iki sonuncu ilmeğime ilmek belirleyicimi takıyorum Bu sırada bir tek bir çift yapıyoruz. Sıramın sonunda 18 sık iğnem oluyor. İlkine girdim, tek yaptım. Sonraki ilmeğime girdim, aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine giriyorum, tek yapıyorum. Bir sonrakine giriyorum, iki tane yapıyorum aynı yere. Sıramın sonuna kadar bir tek bir çift olarak devam ediyorum. Sıramın sonundayım. Son ilmeğimi yaptım ve buraya ilmek belirleyicimi takıyorum. Bir üst sıraya geçeceğim. Burada ilmeklerime iki tane tek, bir tane çift yapacağım. İlk ilmeğime girdim, tek yaptım. İkinci ilmeğime girdim, tek yaptım ve üçüncü ilmeğime iki tane sık iğne yapıyorum. İki tek, bir çift. Sıradaki ilmeğim tek, sonraki tek, ve üçüncü ilmeğim çift iki tane sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna kadar iki tek bir çift olarak devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. Son yapmış olduğum ilmeğe sık ilmek belirleyicimi takıyorum. 24 tane ilmeğim oldu. Şimdi iki sıra boyunca 24 ilmeğimi aynen örüyorum. Arttırma veya eksiltme yapmadan örüyorum. iki sıra boyunca 24 ilmeğimi aynen ördüm. Şuradan sıramı sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sıra örmüşüm. Şimdi 7. sıramı yapacağım. Eksiltme yapacağım burada. En son iki tek bir çift olarak yapmıştım. Şimdi iki tek bir eksiltme olarak devam edeceğim. İlkini tek ördüm. İkincisini tek ördüm. 3. ilmeğimde eksiltme yapıyorum. Önlü bunu aldım ilmeğimin. diğerinde de önlü bunu alıyorum ve ikisini aynı anda geçiriyorum ve örüyorum. 2 tane tekim var. Tek yaptım. Tek yaptım ve sıradaki iki ilmeğimi eksiltme yapacağım. Önlü bunu aldım. Sonrakinin önlü bunu aldım. İkisini geçirdim ve ördüm. bir iki tane tek ördüm. Sık iğne. Sıradakine eksiltme uyguluyorum. Önlü bunu alıyorum. Diğerini de ön lobunu alıp ikisini aynı anda geçiriyorum. Sıramın sonunda 18 sık iğnem kalacak. İki tek bir eksiltme olarak sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Son eksiltmemi yaptım ve ilmek belirleyicimi takıyorum. Bu sırada bir tek bir eksiltme yapacağız. İlk ilmeğimi alıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeğe eksiltme uyguluyorum. Bir ilmek tek arıyor alıyorum. Diğer ilmeğe eksiltme uyguluyorum. Sıramın sonuna kadar bir tek bir eksiltme şeklinde devam ediyoruz. sıramın sonuna geldim ve ilmek belirleyicimi taktım. Bu aşamada içine elyaf doldurmamız gerekiyor. Elyafımı doldurdum. Bir üst sıraya geçeceğim. Burada bütün ilmeklere eksiltme uygulayacağım. Ön bunu alıyorum. Önlü bunu alıyorum ve ikisini çekiyorum. Diğer ilmeğime geçiyorum. Eksiltme yapıyorum. Önlü bunu alıyorum. Önlü bunu alıyorum ve ikisini örüyorum. Bütün ilmeklerime eksiltme uygulayacağım. Sıramın sonunda 6 ilmeğim kalacak. Son eksiltmemi yapacağım. ilmek belirleyicimi takıyorum. Bir sonraki ilmeğe giriyorum. Ön lobuna giriyorum sadece. Buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum ve aynı noktaya yarım trabzan yapıyorum. Bir tığımı doluyorum ve aynı noktaya yarım trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum ve aynı noktaya yarım trabzan yapıyorum. 3 tane yarım trabzan yaptım. Aynı noktaya giriyorum ve ilmek kaydırma yapıp kapatıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Sadece ön lobuna giriyorum. İlmeğimi buraya kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum ve aynı noktaya 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 tekrar aynı yere giriyorum ve ilmek kaydırıp kapatıyorum bir sonraki ilmeğe geçiyorum ön lobunu alıyorum ilmeğimi buraya kaydırıyorum bir tane zincir çekiyorum tığımı doluyorum ve aynı yere 3 kere yarım trabzan yapıyorum 2 ve 3 Tekrar girdim ve ilmek kaydırma yapıp kapattım. Bir sonraki ilmeğime giriyorum. İlmeğimi buraya kaydırıyorum ve bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Aynı yere 3 kere yarım trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Aynı yere tekrar girdim. İlmek kaydırma yapıp kapattım. 4 oldu. 2 tane daha yapıyorum. son ilmek kaydırmamı yaptım buraya bir tane zincir çekiyorum ve ipimi biraz uzun kesiyorum ipimi iğneye geçireceğim ve şu açık kalan yerleri kapatmak için şöyle ipimi öne alıyorum ve buradaki ilmeklerden geçiriyorum hepsinden geçireceğim. Çekip sıkıştırıyorum. Buraya sağlamlaştırma düğümü atıp ipimi keseceğim. Şöyle ipi herhangi bir yerden çıkartıyorum ve kesiyorum. Çiçek kısmımız tamamlandı. Aynı aşamaları takip ederek bir adet daha yapıyoruz ve dönüyoruz. Çiçeklerimiz hazır. Şimdi şuradaki sap kısmını yapmak üzere yeşil ipimi alıyorum ipimi tepesine sabitleyeceğim. Şöyle geçiriyorum tığımı. Yeşil ipimi alıp buradan geçiriyorum ve zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Şu noktaya girip ilmek çıkartıyorum ve ikisini aynı anda örüyorum. Yapmış olduğum zincirin içine giriyorum ilmek çıkartıyorum ve ikisini aynı anda örüyorum son yaptığım zincirin içine giriyorum ilmek çıkartıyorum ve ikisini aynı anda örüyorum zincirime giriyorum ilmek çıkartıyorum ve örüyorum bir iki üç dört beş tane oldu bundan 18 adet yapacağım 6 7 18. yaptım. Şimdi yukarıdan 8 tane zincir sayıp 8. zincire gireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8. 8. zincirime girip birleştiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum ve aynı noktaya girip ilmek çıkartıyorum ve ikisini birden çekiyorum. Yaptığım zincire giriyorum, ilmek çıkartıyorum ve ikisini örüyorum. 10 tane yapacağım. Diğer sapımızı yapacağız. 2 oldu. Girdim ve ördüm. 3. Toplam 10 tane olacak. zincirimi çektim. Diğer çiçeğimi alıp tepesinden buraya takıyorum. Birleştirdim. Bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. İpimi herhangi bir yerden çıkartacağım ve fazlalığını keseceğim. Sap kısmımız da tamamlandı. Şimdi şuradaki yaprakları örmek üzere yine yeşil ipimle devam ediyorum başlangıç zincirimi oluşturdum. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Dönüyorum. 7. zincirime girip bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonrakine girip yarım trabzan yapıyorum tığımın başını doluyorum ve bir sonrakine giriyorum ikili trabzan yapıyorum buraya iki çekiyorum iki çekiyorum doluyorum bir sonrakine giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum iki çektim iki çektim doladım bir sonrakine girdim ve ikili trabzan yapıyorum 8 zincir çektim döndüm 7'ye girdim bir tane sık iğne yaptım bir sonraki zincire girdim yarım trabzan ve Ondan sonraki 3 zincire ikili trabzan yaptım. Şimdi tığımı doladım. Bir sonraki zincire girdim. Yarım trabzan yapıyorum. Son zincirim kaldı. Oraya giriyorum. 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3 Yaprağımın bir tarafı tamamlandı. Diğer tarafı da aynı işlemleri uyguluyorum. Tığımı doladım. Bir sonraki zincire girdim ve yarım trabzan yaptım. Doladım. Bir sonraki zincire girdim. Buraya ikili trabzan yapıyorum. 2 çekiyorum, 2 çekiyorum. Sıradakine giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Ve bir sonrakine girip buraya da ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Doladım. Sonraki zincirime girdim yarım trabzan yapıyorum ve son ilmeğime girip bir tane sık iğne yapıyorum şuradaki tepe noktasına girip ilmeğimi buraya kaydırıp bitiriyorum yaprağımın bir tarafı tamamlandı şuraya bir tane zincir çekiyorum diğer yaprağıma geçeceğim tekrar 8 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 dönüyorum 7. zincirime giriyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum tığımı doluyorum bir sonraki zincire giriyorum ve yarım trabzan yapıyorum doluyorum bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum bir sonrakine giriyorum ikili trabzan yapıyorum bir sonrakine giriyorum buraya da ikili trabzan yapıyorum 3 tane ikili trabzan yaptım doladım sonrakine girdim ve yarım trabzan yaptım bir sonraki zincirme giriyorum buraya 3 tane sık iğne yapıyorum 2 ve 3 yaprağımın diğer tarafına geçiyorum doladım ve yarım trabzan yaptım doladım sıradakine ikili trabzan yapıyorum bir sonrakine giriyorum, ikili trabzan ve bir sonrakine ikili trabzan. 3 tane ikili trabzanım var. Doladım. Bir sonrakine yarım trabzan yaptım ve son ilmeğe girip bir tane sık iğne ve baş kısmına girip ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi ipimi kopartmadan devam ediyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımı şu noktada şu ara kısma, yaprağın orta kısmına damar yapacağım. Tığımı şuradan içeriye doğru sokup alttaki ipi çıkarttım ve zincirimin içinden geçirdim. Tığımı tekrar buradan herhangi bir yerden sokuyorum. Alttaki ipi alıyorum ve zincirimin içinden geçiriyorum. Tığımı geçirdim yukarıdan aşağıya. Alttaki ipi çıkarttım ve zincirimden geçirdim orta kısma gelene kadar devam ediyorum. Şimdi buraya yaban mersinimi bağlayacağım. Girdim. Bu, bu sapını bu taraftaki yaprağa bağlıyorum. İpimi hepsinden geçirip zincirimin içinden geçiriyorum. Orta kısma giriş yapıyorum yaprağımın orta kısmından girdim. Arkadakinin sapından da giriş yapıyorum. Hepsinden geçirdim ipi ve zincirimin içinden geçirdim. Bir sonraki yaprağa geçiyorum. Diğer sapı buraya sabitleyeceğim. Sapı da geçirdim ve hepsinin içinden ipimi çıkartıyorum ve zincirimin içinden geçiriyorum. Aynen devam ediyorum. Orta kısmından yaprağın. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. İpimi arkada yürütüp fazla kısmı kopartacağım. Modelimiz tamamlandı arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Videomu beğendinizse beğen tuşuna basmayı, bu tarz videoların devamı içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.